Bir gün ve sıradan bir röportaj, sokak röportajı. Yapılan sokak röportajında ilgili muhabir ilgili kişiye gerekli soruları ilettikten sonra yanından geçen başörtülü bir ablamız telefonu göster saçmalığına dahil olarak ortaya lahana gibi giriyor ve sokak röportajını misilleme yapıyor. Kardeşim, geç, yoluna devam et. Niye başörtün üzerinden veya sağ görüşün üzerinden bir algı yaratarak, yaratılmasına vesile olarak niye röportaja müdahil oluyorsun? Gerçekten ayar oluyorum. Daha izlediğiniz gibi geliyor ve telefonu göster. Ablacığım, sen git yoluna varik git ya. İsteyen röportaj yapsın, ister gelsin tozsun, sana ne? Niye başörtüsü üzerinden veya görüşün üzerinden algı yapmasına sebebiyet veriyorsun? Sen böyle ortaya lahana gibi girersen bu şekilde cevap alırsın. Cevap değil bu. Resmen kapak olmuş sana. Yani lütfen isteyen istediği şekilde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre röportajını yapsın. İstediği de cevabı verebilir. Yani sen niye ortaya lahana turşusu gibi giriyorsun? Boş ver. Ne algı yarattır ne de bir probleme vesile ol. Şimdi ne oldu? Kapak gibi cevabı aldın gittin. Yani yakıştı mı sana? Yakışmadı. O kıza da yakışmadı küfür edene. Ama sen iki kişi arasındaki röportaja karışma. Boş ver, var git yoluna. Sana soru sorulursa cevap vermek istersen verebilirsin. Sonra ne olur? Bu şekilde hem algı yaratırsın, hem başörtün veya inancın üzerinden veya görüşlerin üzerinden polemik yarattırmaya neden olursun. Boş ver. O yüzden her şey maydanoz olmamak iyidir. Şekil ağda görüldüğü gibi. O yüzden ablacığım, soru sorulursa cevap ver, sorulmazsa var git yoluna. Yani küfür edene de yakıştıramadım. Sana da yakıştıramadım. Bu da ayrı bir mesele. Telefonumun markasından. Allah Allah. Sorma valla. Gerçekten ayar oluyorum. Neyse ya. Telefonun ne? Telefon markanı çıkar söyle. Götüre mi sokacaksın telefonumu ya? Götüre mi sokacaksın? Kafasız. Döverim seni. Sana ne biri telefonumun markasından. Sanırım annemi doğru. Allah Allah.